Herkese yepyeni bir videoyla tekrar selamlar, ben Coşkun. Yenisi veya eskisi fark etmez, kullanmakta olduğunuz Samsung telefonun batarya performansından memnun değilseniz göstereceğim bazı ipuçları ve püf noktalarından sonra artık bundan sonra telefonunuzun günlük pil ömrü size daha uzun süre dayanmış olacak. Telefonunuzda gözünüzden kaçan ve bilmediğiniz çok fazla yer mevcut olduğu için mutlaka bu videoyu izlemenizi de tavsiye ederim. Bu tarz daha çok videolar gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık Samsung Galaxy telefonumuzun batarya performansını artırmaya başlayabiliriz. Yapacağımız ayarları göstermeden önce söylemem gereken çok önemli bir detay bulunuyor. Telefonunuzun pil durumu kötü durumdaysa bu göstereceğim ayarlar ne yazık ki durumu kurtarmayacak. Pil sağlığımızı görebilmemiz için Samsung Member uygulamasına giriyoruz. Sağ köşede bulunan destek kısmına tıklıyoruz. Telefon tanılaması kısmını açıyoruz ve son bölümde bulunan pil durumuna tıklıyoruz. Benim telefonumun pil ömrü iyi yazıyor. Yani telefonun bataryasında herhangi bir problem bulunmuyor. Burada bulunan yaşam kısmında iyi yerine kötü yazıyorsa pilinizin bataryasının ömrü azalmış ve bataryasının değiştirilmesi gerektiği anlamına geliyor. Telefonunuzun sürekli olarak etraftaki cihazları aramaya yarayan bir modu var ve bu mod da varsayılan olarak açık geldiği için pilinizi ister istemez tüketiyor. Bu pil tüketen ayarı da kapatabilmemiz için ayarları açıyoruz. Bağlantılar diyoruz. Diğer bağlantı ayarlarına giriyoruz. Yakındaki cihazları tarama kısmı sizde açıksa mutlaka bunu kapatın. Bu özellik telefonunuzun Bluetooth'u bile kapalıyken cihazları taradığı için pil için bayağı bir negatif durum yaratmış oluyor. Çevrenizdekilerle sürekli dosya paylaşımı yapmıyorsanız bu özelliği kapatmanız iyi olur. Bir diğer pilimizi sömüren özelliğimiz de Samsung telefonların vazgeçilmezi olan Always On Display, yani ekran her zaman açık özelliği. Always On Display özelliğini kullanmayı seviyorsanız pil tüketimine katlanmak zorundasınız çünkü ciddi derecede pil tüketen bir özellik. Ama göstereceğim küçük ayarla birlikte Always On Display'i kapatmak zorunda kalmayacaksınız. Ayarlardan kilit ekranı ve Always On Display özelliğine girin. Ve buradan Always On Display'i açın. Buradan da gösterilecek zaman kısmına tıklayın. Always On Display'in çalışma mantığı aslında şu: gösterilecek zaman kısmı her zaman seçiliyse telefonunuzun ekranını kapatsanız bile telefon hali hazırda size hala saati göstermeye devam ediyor. Tabii ki bu durumda da telefonunuz pil tüketmiş oluyor. Ben zaten Always On Display özelliğini çok fazla seviyorum ve kapatmak istemiyorum diyorsanız yapmanız gereken işlem aslında çok basit. Gösterilecek zaman kısmını göstermek için dokunun ayarlayın. Telefonunuzun ekranına bir defa dokunarak artık saati veya gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Bu ayarla birlikte telefonunuzun pil ömrü birazcık da artmış olacak. Bu özelliği kullanmıyorsanız tamamen de kapatabilirsiniz. Telefonunuzun performansından birazcık ödün vererek pil süremizi de arttırabiliriz. Bu telefona dünya kadar para verdim, performansını niye düşürüyorum derseniz, aslında telefonunuza yaptığınız şey arama yapmak, sosyal medya uygulamaları kullanmak, e-posta göndermekse bu ayar zaten sizi çok etkilemeyecek. Doğal olarak hemen hemen aynı performans sunacak. Bu ayarı da yapabilmemiz için telefonunuzun ayarlarını açıyorsunuz. Cihaz bakımı kısmına giriyorsunuz. Ve burada bulunan performans profiline giriyoruz. Performans profilini düşük seviyeli olarak ayarladığınız takdirde telefonunuzun pil ömrü otomatik olarak uzamış olacak. Otomatik optimizasyonu açmak da pil sürenizi arttıracak detaylardan bir tanesi. Ayarlardan cihaz bakımına ulaşın. Ve buradan otomatik optimizasyon deyin. Bu ayarla birlikte telefonunuz zaman zaman ya da belirlediğiniz vakitlerde kendini otomatik olarak yeniden başlatarak sorunsuz çalışmayı hedefliyor. Kısaca bu ayarı açtığınız takdirde arka planda pil tüketen bir uygulamanız bulunuyorsa ya da diğer uygulamalar dahil telefonun ön belleği temizlenmiş oluyor. Otomatik yeniden başlatma kısmına tıklayarak bu ayarı aktif edebilirsiniz. Gerektiğinde yeniden başlat kısmını aktif ederseniz telefon herhangi bir performans sorunu algıladığı takdirde kendini otomatik olarak başlatıyor. Zamanda yeniden başlat seçeneğini aktif ettiğiniz takdirde de burada belirlemiş olduğunuz saat ve tarihte telefonunuz kendini otomatik olarak başlatmış oluyor. Telefonunuzda konumu sürekli açık tutuyorsanız emin olun bataryanızı en ciddi tüketen unsurlardan bir tanesi de konumun açık olması. Ben sürekli konum veya GPS kullanmak zorundayım, bu özelliği kapatmasam olmaz mı derseniz, bunun için de yine Samsung telefonlarına çok mükemmel bir özellik koymuş. Haritalar, bankacılık veya teslimat uygulamaları gibi doğrudan GPS gerektiren uygulamalar için konumu zaten açmak zorundasınız. Fakat tabii ki biz ne yapacağız? Konum gerektiren uygulamalar için bir rutin oluşturacağız ve o uygulamayı açtığımız zaman konumumuz otomatik olarak açılacak. Uygulamadan çıktığımız takdirde de konumumuz kapanmış olacak. Ve bu yapacağımız ayarla birlikte telefonumuzda sürekli olarak konum açık kalmayacağı için pil süremiz de artmış olacak. Bu ayarı da yapabilmemiz için ayarlara giriyoruz. Modlar ve rutinler kısmını açıyoruz. Rutin oluşturacağımız için rutinler diyoruz ve üst kısımda bulunan artıya tıklıyoruz. Buradaki eğer kısmı çok önemli. Hangi uygulamalarda konum kullanıyorsanız o uygulamayı bu eğer kısmına eklememiz lazım. Ve buraya tıklıyorum. Arama kısmına uygulama yazıyorum ve karşımıza uygulama açıldı seçeneği çıktı. Buraya tıklıyorum. Konumu genellikle haritalarda kullandığımız için ilk başta haritalara ekleyeceğim. Konumunuzu WhatsApp'ta, Instagram'da veya bankacılık uygulamasında da kullanıyorsanız onları da buraya ekleyebilirsiniz.
Konum kullandığım 3 tane uygulamayı ekledim ve buradan bittiye tıklıyorum. Eğer kısmına uygulamalarımı ekledim ve ardından bulunan artı kısmına tıklıyorum ve buradan konum yazıyorum. Ve tekrar tıklıyorum. Konum açık diyorum ve bitti diyorum. Buradaki aslında olayın mantığı şu. Buraya eklemiş olduğunuz uygulamalardan hangisini açarsanız konumunuz otomatik olarak açılmış olacak. Bütün ayarları yaptıktan sonra kaydete tıklıyoruz. Son aşama olarak rutin ismini belirleyebilirsiniz veya istediğiniz sembolleri de koyabilirsiniz. Buradaki işlemleri yaptıktan sonra bittiye tıklıyorum. İsterseniz bir özelliğimizi test edelim, bakalım nasıl çalışacak. Şu an gördüğünüz gibi telefonumuzun konumu kapalı. Bu kısımdan getir uygulamasını açacağım. Uygulamayı açar açmaz konumum otomatik olarak aktif oldu. Ve şimdi de uygulamadan çıkacağım. Uygulamayı arka plana aldığım an konumum kapanmış oldu. Uygulamayı tekrar açtığım anda konumum tekrar aktif hale geldi. Wi-Fi'nizin güç tasarruf modunu açarak bir nebze de olsa pil sürenizi arttırabiliyorsunuz. Ayarlardan bağlantıları açın. Wi-Fi kısmına girdikten sonra sağ üstte bulunan 3 noktaya tıklayın ve Intelligent Wi-Fi deyin. Ve bu kısımda bulunan Wi-Fi güç tasarruf modunu aktif ettiğiniz takdirde pil kullanımınız da azalmış olacak. Şu an bu göstereceğim ayarı çok fazla tavsiye etmesem de telefonda batarya süresi sizin için hayati önem taşıyorsa ekran özelliklerinden biraz feragat ederek pil süremizi arttırabiliriz. Ayarlar kısmından ekrana girin ve bu kısımdan pürüzsüz hareketi seçin. Ekran yenileme hızı 120 veya 90 Hz seçili ise yani adaptif seçili olan özellik, standart değer olan 60 Hz'e düşürürseniz pil süreniz artmış olacak. Bu ayarı tavsiye etmememdeki en büyük neden de telefonunuzdaki geçişlerin akıcılığı ister istemez düşmüş olacak. Kesinlikle gözünüze bu farkı da hissedeceğinizi düşünüyorum. Zaten gözünüze bu farkı hissetmiyorsanız ekran seçeneği standartta kalabilir. Eğer Super AMOLED panele sahip bir Samsung telefon kullanıyorsanız karanlık modu kesinlikle kullanın derim. Ayarlardan ekran kısmını tıklayarak karanlık moda erişebilirsiniz. Bizler için karanlık modun en büyük avantajı şu olacak. Ekran ayarı aydınlıkken tüm ekranınız çalışıyor ve cayır cayır pil tüketiyor. Fakat karanlık modu aktif ettiğiniz takdirde ekranınız tamamen siyah bürünüyor. AMOLED ekranında doğası gereği siyah kısımlar doğal bir şekilde tamamen kapalı olduğu için ekranınız güç sağlamak için herhangi bir pil tüketimi yapmamış oluyor. Karanlık modun en büyük avantajı da telefonunuzun hiçbir şekilde performansı etkilenmeden size daha fazla pil ömrü kazandırması. Ben karanlık modu kullanmayı sevmiyorum derseniz duvar kağıdınızı siyah yaptığınız takdirde bile pil süreniz artmış olacak. Son yapmamız gereken de çok önemli bir ayar daha bulunuyor. Telefonunuzu uzun yıllar boyu kullanmayı düşünüyorsanız pil koruması modunda kesinlikle es geçmeyin. Telefonunuzdan ayarları açın, pil bölümünden pil korumasına tıklayın ve burada bulunan pil korumasını açık hale getirin. Burada gördüğünüz gibi karşımıza 3 tane seçenek çıktı. Bu 3 seçenekteki en mantıklı ayar adaptif olacak. Ve buradan aç diyebilirsiniz. Adaptif seçeneğinin en güzel yanı temel ve maksimum ayarın ortaya karışık hali diyebiliriz. Adaptif seçeneğinde çalışma tarzı şu. Telefonunuzu gece şarja taktığınız zaman kullanım alışkanlıklarınıza göre piliniz %80'e sınırlıyor. Ve uyanmadan hemen önce de şarjınızın %100'e çıkmasına izin veriyor. Bu seçtiğimiz ayarla birlikte telefonunuzun pil ömrü de uzamış oluyor. Umarım göstermiş olduğum ayar ve ipuçları telefonunuzun pil süresini arttırmaya yardımcı olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.